Sabah ilk antrenmanı güreş. Dagi biraz sonra burada olacak. O daha çok sparring kısmına katılmak istiyor. Şu anda yeni tekniklerle kafamızı karıştırmak çok istemiyoruz aslında. Buraya geldiğimiz zaman çok az bir vaktimiz oluyor ve o vaktimizi de daha çok antrenman yaparak, sıcak kalarak, kondisyonumuzu falan düşünerek geçiriyoruz. O yüzden teknik dersler biraz hem kafasını yormasını istemiyorum hem de kafasını karıştırmak istemiyorum. Mevcut oyun düzenimizi bozmak istemiyorum. Ama teknik derslere ben giriyorum. En azından bakıyorum yani ne yapıldığına. Buradan kazanılacak çok fazla bilgi var. Dagi senin için kanırı döver diyorlar. Bir de kendine gel diyenler var. Allah Allah. Ya öyle demedi çocuklar tabii de yani hani yok canım hani o kadar da değil de olabilir yani değil mi? Her şey olabilir. Her şey olabilir aynen öyle. Ama yani böyle genç yetenekli adamlar dövmeyecek de kim dövecek yani bu adamları yani birileri dövecek yani sonuçta. Ben şahsen bununla yani alakalı video yapalım. Daha sakin bir yerde hani neden böyle düşündüğümü benim en azından oralara yazdım bir şeyler ama çok fazla sorun oldu. Özelden de mesaj atan oldu bu yazışmalarla ilgili. Şey yapalım. Bir tane güzel böyle bir şey video oturalım seninle kahve içerken anlatalım yani niye böyle düşündüğümü. Sen de fikirlerini söylersin. Senin fikrin büyük ihtimalle dövüşelim hocam olur. Değil mi? Öyle bir fırsat olsa ne güzel değil mi? Denemek lazım. Deneme şans veriyorlar. Keşke öyle bir şans verseler de çok farklı olur hayatımız sonrasında. Sonra o öyle yazanlar. Değil mi? Yok ben screenshot'ını çektim onu zaten. İleride lightweight kemerini alırsan bir yerde UFC'nin UFC'nin ondan sonra onları çıkartacağım duvara asacağım. Sonra da başka türlü yazacak. Hadi abi. Spor bu her şey olur ama biz oralara yakınız yani öyle söyleyeyim size çok. Böyle boş güvenler değil bunlar yani biz boş konuşan şey yapan adamlar değiliz gerçekten haddimizi de biliriz yani her zaman ama biz onun için çalışıyoruz zaten amacınız büyük değilse niye spor yapasınız ki yani hedefiniz her zaman en tepedeki adamdır yani her sporda bizim de öyle ve biz her gün oraya daha da yaklaştığımızı hissediyoruz inanıyoruz kendimize yani. Jackie Chan Escape. Dizleri kafana gelmesin, dikkat et. Start for you.
Evet, yok bakın ben oldum. Yok, sağ olun. Muhteşem bir antrenman daha bitirdik. Gabriel, antrenman partnerimiz motosikletten düştü. Ne yazık ki kemiğini kırdı, köprücük kemiğini. Brezilya'ya geri gidiyor. We are so sorry, man. Yeah. Because everybody saw you, I just wanted to also tell people you got an accident. Bad look. You come back stronger. Yeah, for sure. Çok iyi bir dönüşçü. Ben birkaç gün önce maçlarını seyrettim. Professor, anything you want to say to people in Turkey training jiu-jitsu? Guys, for Turkey, I love Istanbul, one of the most beautiful cities I've been in my life. Please, keep training to make your life better. That's all. Think about the competition side, embrace lifestyle, right? Awesome, Professor. Thank you. Hope to see you in Turkey sometime. For sure I will. Thank you very much. Awesome. Yes. Thank you. Evet, işte böyle. Bugün okyanus coşmuş. Bugün farklı bir plaja geldik. Deniz fena.
Ben deniz değilim, okyanusum diyor. Yaklaşık 1,5 saattir dinlenelim diye sörf yapıyoruz. Ama ne yazık ki fırtına geliyor. Orada patlamaya başladı bile zaten. Ama şu anda çok güzel gözüktüğü için ben bir kaçmadan önce buradan size biraz bunu çekeyim dedim. Okyanus insanı, yani deniz insanı çok rahatlatıyor antrenman aralarında. Özellikle tuzlu su. Burada su çok soğuk değil, çok sıcak dedi. Yıllık bir su var. Onun için köpek balıkları da olmuyor. Su soğuk olduğu zaman fok balıkları da böyle yağlanır. Onları yemek için daha soğuk, okyanusun soğuk bölgelerinde olur tehlikeli köpek balıkları. Şöyle oradan feci kapkara bir şey geliyor bize doğru ve oraya yağıyor zaten. Bilmiyorum buradan görünecek mi ama şu anda burada sanki hiçbir şey yokmuş gibi ama rüzgar başladı. Çok uzatmadan yavaş yavaş kaçalım. Şimdi restorana oturduk. Gelin oturun. Madem yağmurda kaldık, bir şeyler yiyelim bari. Bu yol yani kesinlikle gidilecek bir yol değil. Ara ara patlıyor çok fena. Deli gibi yağmur yağdı. Ondan sonra sırılsıklam olduk ve yaklaşık ne kadar yağdı ki yani? Bir dakika yağmamıştı. Bir dakika falan yağmıştı. Ama o bir dakikada inanılmaz yağıyor. O yüzden de sırılsıklam oluyorsun. Böyle hani, yağmurluklarla. Naylon böyle çöp poşetleriyle geziyor herkes. Biz de buraya sığındık. Burası böyle bir Asya yemekleri var. Burada işte Tayra yemekleri var. Bir de değişik böyle hani hep biraz Çin, biraz Japon gibi garip değişik bir yer. Sığınalım dedik. Sığındık, oturduk. Yağmur durdu. Ama ilginç. İlginç oldu yani. Güzel oldu aslında. Evet. Gecenin bir vakti burada insanlar gezmeye, tozmaya gitmeye başladılar. Yemek yemeye falan gittiler. Biz öğlen plaja gitmeyi tercih ettik. Biraz da geç geldik. Yağmur yüzünden mahsur kaldık. O yüzden gece antrenmanımızı yapamadık. Bu akşam o İngiliz bir çocuk vardı. Bazılarınız videoları seyrederken dikkat etmiştir. 17 yaşındaki çocuk. Onun maçı da vardı bu akşam. Ona gitmek yerine antrenman yapmayı tercih ettik. Çok fazla vaktimiz kalmadı artık çünkü. Burada TY Muay Thai diye bir yer var hemen otelin yanında. Sağ olsunlar kapalıyken akademiyi açtılar bizim için. Asya'da One gerçekten çok itibarlı bir organizasyon. Dünyada öyle aslında ama Asya'da daha da seviliyor. Çünkü başka bir şey pek seyredilmiyor burada. Onun için duyunca hemen kapılar açıldı. Ufak bir fee verdik. Bunun karşılığında yaklaşık 1,5 saat falan. Şu anda burası bize ait. Güzel bir antrenman yapacağız beraber. Tabii de hazırlanıyor. Birazdan burada olur. Ben işimi garantiye alırım. O yüzden biraz erken geldim kapatıp kaçmasınlar diye. Böyle bir yer. Thank you.
know,